18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizin Günü kutlu olsun. Bugün Eskişehir halkına mikrofonumuzu yönelteceğiz ve günün anlam, önemi hakkında sorularımızı soracağız. Bakalım Eskişehir halkından gelen yorumlar ne yönde olacak? Çanakkale dendiğinde sizin aklınıza ne geliyor? Şehitlik geliyor aklıma. Kurtuluş Savaşımız. Genel bir Atatürk ilki inkılapları tekrarı yapıyorum kendi içimde. Peki Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizle ilgili neler söylersiniz? Yani şu an uygun kelimeleri bir araya getirip cümle kuramam hani şehitlerimiz için. Hani çok değerliler benim için, milletimiz için. Şu an için ne söyleyebilirim ki? Benim için çok büyük bir zafer. Türk'ün büyük zaferi. Türkiye'nin ikinci bir kurtuluşu bence. Tamam hocam. Yani oradan girilemeyip devam eden bir kahramanlık. Şehit onbaşı aklıma geliyor. Kahramanlıkları, atamızın kahramanlığı. Dedem kendisi orada şehit, o aklıma geliyor. Bunlar aklıma geliyor. Peki Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizin sizin için anlam ve önemi nedir? Çok büyük. Tabii onlar kendilerine feda etmişler vatan için. Onların feda etmesi sayesinde biz bu topraklarda yaşıyoruz. Biz de şu an için, her an için kendimizi feda etmeye hazırız. Bizden sonraki nesil için. Onlar bize güzel bir örnek olmuşlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Çanakkale dendiğinde ilk olarak aklınıza ne geliyor? Şehitlerimiz geliyor. Çanakkale deyince. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimiz için ne söylemek istersiniz? Sizin için önemi nedir, anlamı nedir? Ölmüşlerimiz, hani ölmüşlerimiz geliyor aklımıza. Yani şehitlerimizi, savaş verdikleri geliyor aklıma. O kadar canlar dökülmüş, şehit olmuşlar. Onlar geliyor yani. Ha, dünyayı kurtarmışlar yani. Kötü insanlardan kurtarmışlar. O geliyor aklıma. Şehitlerimiz geliyor. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi için ne söylersiniz? Zaferi için köprü geliyor şimdi açılışını. Yani gururla bekliyoruz her şeyi. Ben gideceğim yarın. Peki bugünün sizin için önemi nedir? Türkiye'nin kurtuluşu demek. En büyük şehitlerimiz aklımıza geliyor. 250 bin şehit verdik. Benim dedem de orada öldü. Şehitlerimiz geliyor. Peki bu Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimiz için neler söylersiniz? Ne söylerim? Başımız üzerinde yerleri var. Dua ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Kurtuluş Savaşı geliyor. Emperyalizme karşı bir direniş mücadelesi. Anadolu'da yaşayan tüm halkların orada birlikte Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Alevi'si, Sünni'si hepsinin ortaklaşa Türkiye'yi savunmak için canını verdiği bir yer. Kurtuluş Savaşı geliyor. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi için ne söylersiniz? Sizin için anlam ve önemi nedir? Bizim için çok önemi var. Bu ülkenin kurtuluşu. Gurur duyarız. Nur içinde yatsınlar Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Erinden paşasına kadar. Sağ olsunlar, nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Bugünlerimiz onlara borçluyuz. Yani Allah razı olsun, cennetin en güzel yerinde otursunlar. Onlar cennetin zaten kırmızı gülleri. Sağ olsunlar, var olsunlar. Atatürk gelir, başka kimse gelmez. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin sizin için anlam, önemi nedir? Bu ülkenin kurtuluşu demektir. Şehitler. Evet. Şehit, vatanımızın şehidi. Başka bir şey gelmiyor aklımıza. Peki Çanakkale Zaferi'nin sizin için anlamı nedir? Oo, bizim için değil, bence dünya için bir anlamı olmalı. Yani. Bizim için bir başlangıç demeliyiz yani. İnşallah da öyle oldu zaten. Şehitlerim geliyor, kurtuluşu geliyor, Atatürk geliyor. Peki Çanakkale Zaferi ile ilgili neler söylersiniz? Ay şu an dişçiden geliyor. Sizin için önemi nedir? Çok önemli benim için işte. Kurtuluş Savaşı'nı andırıyor. Çanakkale Zaferi'nin sizin için anlamı, önemi nedir? Yani anlatabileceğim bir kelime bulamam yani şu anda onun için ama. Çünkü o zamanları biz yaşamadık. Onların sayesinde biz buradayız. Anlatacağım, bileceğim, bir tarif edebileceğim bir kelime yok yani. Çanakkale'de şehitlerimiz... Yani geleceğimiz bize bugünlere bıraktılar. Yani biz de bunu en iyi seviyeye taşımamız lazım gerektiğini düşünüyoruz. Bu kadar. Peki Çanakkale Zaferi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Çanakkale yani o zamanlarda, yokluk zamanlarında dünyaya yani milli mücadelemizi
en iyi şekilde göstermişiz yani, canımızı dişimize takaraktan bu şekilde yani. Çanakkale dendiğinde ilk olarak aklınıza ne geliyor? Çanakkale Zaferi geliyor işte. Peki Çanakkale Zaferi sizde nasıl bir anlam uyandırıyor? Çanakkale Zaferi olmasaydı Sovyetler Birliği olmazdı. Anladın mı? Çanakkale Zaferi'ni kazandık, Sovyetler Birliği kuruldu. Değilse onu yıkılacaktı Sovyetler Birliği. Biz de Osmanlı'da yıkılacaktı. Çanakkale böyle bir zafer yani. Dünyanın şeyini değiştirdi yani o zafer. Şu anda biz bu şekilde rahat rahat gezebiliyorsak, ben askerliğimi de Güneydoğu'da yaptım. Yani oraya gidip bir bakmaları lazım. Şu an gerçekten hani terör bitti. Çok da fazla bir şey yok. Ama yani ülkemizin etrafı dört bir yanı düşman dolu ya. Zafer geliyor. Türkiye'nin kurtuluşu geliyor. Ne diyeyim? Peki Çanakkale Zaferi ve şehitlerimiz sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Türklüğün özünü ifade ediyor. Ne ifadesi? Çanakkale Zaferi ve şehitleri için ne söylemek istersiniz? Nur içinde yatsınlar. Ne diyebilirim? Haklarını helal etsinler bize. Başka bir şey diyemeyeceğim. Kurtuluş Savaşı geliyor aklıma. Milli mücadele. Yani bu tarz. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimiz için ne söylersiniz? Size nasıl bir anlam uyandırıyor? Yani hala baktığımızda etkisini yansıtan bir durum. Baktığımızda hiçbir zaman unutmadığımız, tarihimiz boyunca da unutmayacağımız bir fedakarlık. Yine olsa yine yapardık. Bu şekilde düşünüyorum. Yani Allah rahmet eylesin diyorum Çanakkale şehitlerimize de. Kurtuluş, mücadele. Yani daha ne gelsin insanın aklına? Peki Çanakkale Zaferi sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Yani Çanakkale Zaferi benim için şöyle bir anlam ifade ediyor. Yani şu anda rahat bir şekilde bu sokakta yürüyebiliyorsak, rahat bir şekilde nefes alabiliyorsak, bunu tamamen orada bizim atalarımızın vermiş olduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu mücadele sayesinde bu rahat nefesi aldığımızı, rahat bir şekilde sokaklarda yürüyebildiğimizi düşünüyorum. Yani benim aklıma direkt bu geliyor açıkçası. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimiz için ne söylersiniz? Sizdeki yeri nedir? Yani minnettarız. Zamanında bizler için yaptıkları çok değerli. Bugün eğer onlar olmasaydı bugün konumumuzda olamazdık. Başka diyebilecek bir şeyim yok. Kurtuluş Savaşı geliyor aklıma. Genel olarak bunu söyleyebilirim, çok da detaylı bilgili. Çanakkale Zaferi ile ilgili neler söylersiniz? Sizdeki yeri nedir? Bizdeki yeri tabii ki Türk vatandaşları olarak önemli değerlerimizden biri. Her gencin bilmesi gereken tarihini. Çünkü tarihimizi bilmezsek onlardan ders çıkartamayız ve gelecek hakkında onlardan ders alarak hareket edemeyiz. Bunları söyleyebilirim. Orası bir, orada o kadar şehit verdik. Bizim bir gururumuz. Büyük savaşlar verdik. Zor günler geçirdik. Bir de teknoloji yoktu. Zorluklarla, çok zorluklarla savaşıldı. Bu topraklar zor kazanılmadı yani. Değerini çok iyi bilmemiz lazım. Çok çalışmalı. Üretime desteklememiz, üretimden sonra geleceğimize iyi bakmalıyız. Kimseye muhtaç olmadan çok çalışmalıyız yani. Tek dileğim o. Gençlerimizin bir de mesleki olarak değerlendirilmesi, önünün açılması diliyorum. Çanakkale Zaferi'nin sizin için anlam ve önemi nedir? Atatürk. Önemi benim için Atatürk. Her zaman Atatürk. Şehitlerimiz geliyor. Peki Çanakkale Zaferi ve şehitlerimiz için ne söylersiniz? Sizdeki yeriniz? Yani, nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun. Bizim için savaştılar. Yani onlarla gurur duyuyorum. Çanakkale Zaferi Savaşı. Peki Çanakkale Zaferi'nin sizin için anlam ve önemi nedir? Yani ülkenin kurtulması, yani mini mücadelenin devamı gibi bir şey, başlangıcı olmasa bile. Çanakkale denilince ilk olarak ne geliyor aklınıza? Yani güzel bir şehir, sahil kenarı. Başka da bir şey gelmiyor. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimiz sizin için ne anlam ifade ediyor? Mutlaka tabii bir ülke kurulurken bu ülkenin kuruluşunda yer alan tüm herkese saygımız vardır. Minnetle anıyorum hepsini. Türkiye halklarının tamamı oradaydı. Kürdü, Türkü, Alevisi, Çerkezi, Ermenisi, Hristiyanı, bir ülkenin kuruluşunda yer alan herkesi saygıyla anıyorum. Benim için çok önemlidir. Vatanımız, milletimiz için. Ülkemizin kurtuluşu açısından. Çok önemli bir konu. Çok şey anlam ediyor. Biz onların sayesinde şimdi burada özgür özgür yaşıyoruz memleketimizde. Çok şehitler verdik ama
vatanımızı işgal altından kurtardık. Atatürk ve şehitler. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri sizin için ne anlam ifade ediyor? Vallahi ben oraya öğretmenim ben. Her sene öğrencilerimi götürüyorum gezmeye. Her gittiğimde de başka bir şey öğreniyorum. Onunla ilgili kitaplar, dergiler okuyorum. Yani bir efsane, gerçekten efsane. Şehidin Etsi yapmış. Çanakkale Zaferi'nin sizdeki yeri, kıymeti, önemi? Çanakkale geçilseydi herhalde Türkiye olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü Atatürk'ün ve Mehmetçiğin orada gösterdiği kahramanlıkları hep okuyoruz. Oraya gidince de rehberlerimiz çok güzel anlatıyorlar. Değişik duygular yani. Çanakkale deyince tabii ki aklımıza ilk olarak bu Çanakkale Zaferi geliyor. Yani ülke için çok önemli, değerli bir tarih olması aklıma geliyor. Benim kardeşim de orada çalışıyor, hekim o da. Hani oraya da gidip görme şansım da oldu. Bayağı güzel. Hatta o Çanakkale Köprüsü'nün de teknik olarak bildiğim kadarıyla en uzun orta genişliğe sahip olan köprü olduğunu biliyorum. Oldukça da güzel görünüyor. Yani Çanakkale'ye de bayağı değer katacak anladığım kadarıyla. Oraya çünkü her gittiğimde köprü sayesinde de bayağı bir hareketlilik olduğunu görüyorum. Şimdi 18 Mart'ta da köprünün açılışı yapılacak. Özellikle bu tarihte yapılıyor olması da Çanakkale için ve Türkiye için oldukça anlamlı. Çanakkale dendiğinde yani büyük bir destan var ortada. Geçmişimizin kazandığı. Gurur duyuyorum onlarla tabii ki. Başka? Sizdeki anlam ve önemi nedir Çanakkale Zaferi'nin? Anlam ve önemi aslında kişiden kişiye değişir ama benim için de anlamı daha derin. Sonuçta bir devletin kurtuluşu, bir milletin kurtuluşu ve yeni bir vatanın inşa edilişinin süreçlerinden birisi. O yüzden bu vesileyle bütün ölmüşlerimizi, şehitlerimizi ruhu şad olsun diyeyim. Anlatamayacak bir şekilde duygulanıyoruz, dualar ediyoruz. Zor olmuş bir şey ama kazanılmış bir şey. Milli mücadeleden çıkış geliyor. Tabii Türk milletinin yeniden hayatını kazandığı, atalarımızın bize bıraktığı en büyük miras geliyor. 18 Mart geliyor. Peki Kurtuluş. Çanakkale Zaferi sizin için ne anlam ifade ediyor? Yeniden doğuş demek. Yeniden varoluş demek. Allah rahmet etsin o atalarımıza ki bize güzel toprakları bıraktıkları için onlara minnettarız. Ne söyleyeyim? Atatürk'ün kurtardığı Türkiye'deyiz. Yani ne söyleyeyim? Peki Çanakkale Zaferi sizin için ne anlam ifade ediyor? Ne anlamı ifade etsin? Atatürk bizlere güzel bir ülke bırakmış. Özgürlüğümüz var. Güzel bir Türkiye'deyiz. Hepimiz de aynı şeyler, milli duygular. Şükran duyuyorum atalarıma, atalarımıza. Her şey geliyor, her şeyden önce vatan geliyor. Yani Çanakkale dediğimizde başka bir şey gelmiyor aklıma. Orada geçen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimiz sizin için ne anlam ifade ediyor? Yani keşke o günleri yaşayabilseydik diyorum ben. Yani keşke görebilseydik bu ülke nasıl zor kuruldu, nasıl kanla her şey ödendi. Keşke görülebilseydi. Keşke o ruh şu an olsaydı diyorum yani. Şehitlerimizi anıyoruz. Tabii ki düşmanlarımızı orada şey yapmış Atatürk'ümüz, ordumuz. Öyle yani. Çanakkale Savaşı'nı ve orada yapılanları, şehit olanları, yok sayanları vatan haini ilan ediyorum. İşte onu yok etmeye çalışıyorlar. İşte hurafeler gelmiş, şunlar savaşmış, onlar kazanmış. Öyle değil. Bunu inkar eden de gözümde vatan haindir. Teşekkür ederim. Geçmişimiz geliyor, atalarımız geliyor. Şu an gezdiğimiz toprakların değeri geliyor. Ecdadımız geliyor. Yani zamanında kanla ödenmiş toprakların şu an görüyoruz malum yani. Ufak bedellerle satıldığını görüyor. Yani, Çanakkale Zaferi ile ilgili ne söylersiniz? Sizin için ne anlam ifade ediyor? Ya Çanakkale Zaferi dediğin zaman bu duygudur. Bunu hani böyle sözlerle anlatamazsın. İnsanın hani böyle bir kanının, karınca böyle duygularının toplanması. Yani vücudunun böyle değişik bir hale almasıdır. Yani onu biz şu an böyle gezerek anlatamayız. Şu an biz ne görüyoruz ki? Kurulmuş düzenin, zamanında alınmış toprakların üstünde rahat rahat geziyoruz. Yani aslında geçmişimize, atalarımıza toplum olarak saygısızlık yapıyoruz. Bir sürü şehitlerimiz oluyor. Yani ben çocukluğumdan söyleyeyim, yaşım çok şey değil ama hani bir şehit olduğu zaman böyle otururduk, ağlardık, üzülürdük. Şu an ülkemizde görüyorsunuz malum. Bir sürü insanın annesi, babası ocağı sönüyor. Ya bunlar da sonuçta bu vatan için. Ama şu an yani ben toplum olarak, ben de dahil,
görüyorum. Yani televizyonlarda görüyoruz. Yani yazıklar olsun bize. Başka hiçbir şey diyemezsin. Yani bunlar konuşulacak sözler değil. Yani insanın vicdanıyla, fıtratıyla alakalı şeyler. Allah hepsini rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Bizlere de hakları helal olsun. İnşallah Allah katında peygamberimiz yanında da görürüz bunları yani, ne diyeyim. Çanakkale dendiğinde aklıma ilk olarak büyük bir destan geliyor. İmkansızı başarılan mükemmel bir destan geliyor, yani öyle söyleyebilirim. Hani insanların tüylerini diken diken eden bir savaş öyküsü geliyor aklıma. Peki 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitlerimiz sizin için ne anlam ifade ediyor? Biz bağımsızlığımızın temelini bu adamlara borçluyuz. Biz özgürlük ateşini bu adamların sayesinde yaktık. Büyük önderimiz Atatürk bile özgürlük ateşini, içindeki özgürlük ateşini bu topraklarda yeşertti. Bizim için özgürlüğün temel taşlarından, mihenk taşlarından biri bugün. Bu yüzden bugünü olduğundan, hatta gerektiğinden çok daha şaşalı bir şekilde kutlamalıyız. Çünkü imkansızı başaran mükemmel bir milletin torunlarıyız. İnşallah bunlara da hak ettikleri değeri veririz. Şehit. İlk önce o geliyor. Üçüncüsü fedakarlık. Vatan geliyor. Ne olsun? Peki Çanakkale zaferi ve şehitlerimiz sizin için ne anlam ifade ediyor? Fedakarlık. Bizim için kendilerini feda etmişler. Başka ne olsun? İnşallah biz ve bizden sonrakiler onların değerini bilir. İnşallah. Çanakkale çok tarihi bir yer. Yani önemli savaş yapıldığı bir yer, o aklıma geliyor. Özellikle 18 Mart zaferi. Orada çok büyük mücadele verdik. Kazanan cephelerden biri oldu. O aklıma geliyor. Peki sizdeki yeri ve önemi nedir? Bendeki yeri ve önemi, oraya gittim birkaç defa yani. Nadir de olsa gittim. Böyle çok böyle değişik bir duygularla geliyor insana yani. Buradakinden farklı oluyor mesela. Çok farklı duygular kapılıyorsun. Onun için yani güzel bir yer yani, denizli bir yer. Çanakkale geçilmez. Türk milletinin kendine dönüşünün başlangıcı. Efendim İstiklal Harbi'nin de başlangıcı yani. Çanakkale'de de geçilmez. Orada kaç bin şehit verdik? 500 bin, 2,5 milyon insan öldürdüler. Yok, 250 galiba. Şimdi Çanakkale ilk defa Türk milletinin kendine geliş şeyi. Türk ordusunun ilk defa en kuvvetli, en genç yapılanma şeyi. Biliyorsunuz ondan önce Doğu cephesinde de Kırım falan yaşadık ama yani ordu, Türk milleti, milli ordu olarak yani doğu, millet olarak ilk defa orada çıktı. Daha önce ümmettik biz, biliyorsunuz. Orada millet olarak meydana çıktık. Dolayısıyla İstiklal Harbi'nin de ilk vesilesi o oldu yani. Eğer Çanakkale olmasaydı İstiklal Harbi olmazdı. Çanakkale geçilseydi Türkiye işgal edilirdi, kurtulması da çok zordu ya. Çanakkale bu Türk milletinin yeniden doğuşunun hikayesi. Bildiğim kadarıyla tabii. Çanakkale zaferi ve şehitlerimiz sizin için ne anlam ifade ediyor? Yani milletimiz için büyük bir gurur kaynarken yani aynı zamanda hüzün, üzüntü ve vatan duyguları biraz daha ön plana çıkarıyor. Biraz daha demeyeyim hatta, tamamen ya bilmiyorum, vatan millet sevgisi olan insan düşünür. Benim 5 tane dedemin Çanakkale'de şehit düştüğü aklıma geliyor. 17 yaş, 19 yaş, 21 yaş, 23 yaş, 25 yaş. Babam 6 yaşında, amcam 1,5 yaşında yetim kalıyor. Bunlar aklıma geliyor. Bu vatanın bütün toprakları dedelerimizin kanlarıyla sulandı. Kıymetini bilelim. Teşekkür ederim. Tabii ki rahmetli şehitlerimiz geliyor aklıma. Allah rahmet eylesin onlar. Hani yattıkça yerleri nur olsun. Öyle büyük bir mücadele. Türk gücünün olduğu belli yani. Hani iman gücüyle alındığı. Öyle. Daha çok şey var konuşulacak da duygulanıyoruz tabii. Şehitlerimiz geliyor. Yani başka ne gelebilir? Kazanılan zafer geliyor aklıma. Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği
çaba ve gayretle kazanılan zafer geliyor benim aklıma. Düşmanı nasıl püskürttüğümüz aklıma geliyor. Peki Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizin sizdeki yeri, önemi nedir? Bizim geçmişimizden gelen bu zaferi tabii gururla anmak, yani Türk ordusu olarak beni çok mutlu ediyor ve gururlu hissettiriyor başkalarına, başka ülkelere karşı bizim askeri üstünlüğümüzden dolayı. Öyle. Teşekkürler. Sizin düşünceniz? Yani çok gurur verici bir şey olarak geliyor ve hani bir o kadar da hani ailesini bırakıp da gidip şehit olan askerler, küçük yaşta insanlar, hani hem üzücü hem de çok gurur verici bir şey. Hani söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Öyle yani. Ecdadımız, şehitlerimiz, vatan, aklımıza gelen bunlar. Peki sizdeki yeri, önemi nedir? Vatan deyince her şey durur yani. Yaşadığımız yer, yaşadığımız topraklar. Yeri ve önemi ecdadımızda, babamın babası mesela Çanakkale'de şehit olmuş. Bu topraklar için savaşılmış. Bu topraklar için bizlere emanet edilmiş vatan olarak düşünüyorum. Çanakkale deyince tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Bu kadar söyleyeceklerim. Eldivene savaştığımız, kahramanlıklar kazandığımız bir kent, öyle diyelim. Peki Çanakkale Zaferi'nin sizdeki yeri ve önemi nedir? Özgürlük. Bizim Türkiye'nin özgürlüğü diyelim. Kısacası bu. Kurtuluş Savaşı geliyor, özgürlük geliyor. Yani bir hem hüzün hem sevinç. Tabii bizler için sevinç çok önemli. Çanakkale deyince kurtuluşumuz. Bir zafer. Öyle gördük, öyle okuduk. Yani gerçekten de büyük bir zafer. Çanakkale deyince Çanakkale'nin kurtuluşu var. Şehitlerimizin şeyi var. Şehitlik var. Allah mekanlarını cennet etsin. Peki Çanakkale Zaferi'nin sizdeki yeri, önemi nedir? Çanakkale Zaferi bizdeki, oradaki şehitlerin, oradaki şeylerin her zaman anmamız, her zaman yapmamız lazım. Çanakkale dendiğinde ilk aklıma gelen bir devletin yeniden doğuşu geliyor. Peki Çanakkale Zaferi'nin sizdeki anlam ve önemi nedir? Bizdeki anlam ve önemi genel anlamda çok büyük. Yani olmazsa olmazımız. Yani orada bir milletin yeniden doğuşu, kendi küllerinden doğuşu, bütün dünyaya rağmen, bütün Avrupa'ya rağmen kendi küllerimizden yeniden doğmamız ve cumhuriyeti kurup şekillendirmemiz. Eskişehir sokaklarından mikrofonumuzu uzattık ve Eskişehirlilere Çanakkale denildiğinde akıllarına ilk olarak ne geldiğini ve Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi hakkında ne düşündüklerini sorduk. Eskişehir halkından gelen cevapları izlediniz, dinlediniz. Bir sonraki Eskişehir'i ne diyor programında görüşmek üzere.